Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün birlikte uykusuzlukla ilgili bir problem çıkaracağız. Ben video çekmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Sırf gömleğimi göstereyim diye video çekiyorum size. Bak görüyorsunuz değil mi takılarımı falan. Evet arkadaşlar, şimdi uykusuzlukla ilgili ben hemen kendime bak. Burada Melisa çayım var benim her zaman. Hani uyumak istediğim zaman Melisa çayı içiyorum akşamları yani gece. Ben hani uyku saatini ayarlıyorum ona göre. Şimdi ben düzenli bir işe sahip olan bir insanım. O yüzden de düzenli uyanmam gerekiyor. Mecburen bir saat var. O saatte uyanmam gerekiyor. Benim için pek bir problem olmuyor. Fakat iş yerinde bile hani bekar erkek veya bayan fark etmiyor. Bekarlarda biraz problem olabiliyor. Yani çünkü biraz gece hayatına da düşkün olunabiliyor. O yüzden problem olunabiliyor. Bazı arkadaşlar çok istiyorlar bu videoyu. İşte uyku ilaçları kullandığını söylüyorlar. Ben ilaç kullanmayı biliyorsunuz karşıyım. Alternatif tıbba inanıyorum ben. Hani kendi vücut saatimizi kendimiz ayarlayabiliriz. Kendi sağlığımızı kendimiz kontrol etmeye maksimum miktarda kontrol etmeye çalışmaya çalışan birisi. İşte hep diyorum ya sağlıklı bir yaşam, işte uzun bir ömür, 120 yıla kadar yaşamayı umut ediyoruz. Onun için çalışıyoruz, genç görünmeye çalışıyoruz. İşte 46 yaşındayız ama beslenmeyle, işte sporla, egzersizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi uyku problemi çeken insanlara benim tavsiyem şöyle bir şey olacak. Bedeninizi yormalısınız. Şimdi beden yorulmadıkça uyku pek gelmiyor. Hani düzenli bir hayatınız yok. Bunu öncelikle düzenli bir hayata sokmalıyız. Yani kendi düzenimizi kendimiz sağlamalıyız. Ya bunun için ille ben size demiyorum. Yani kendinizden ödün verin veya hayatınızı değiştirin demiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Gündüz güneş vaktinden yani güneşli bir vakitten ne kadar çok faydalanırsanız o kadar iyidir. Yani güneşten ne kadar faydalanırsanız o yüzden sizin için bir kârdır. Bunun bir bilincine varmalısınız. Yani sabah erken kalkmalısınız. Yani uykusuzluk sorunu çekenlerin asıl problem kalkmada oluyor. Ne kadar erken kalkarsan, belirli bir saat dilimi var. O saatten sonra vücut yorgun düşecek, beyin knockdown yapacak ve uyuyacak. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Saat 7, gece 10, 11 mesela değil mi? O saatte. Fakat gündüzleri, mesela yazın iş değişiyor. Geceler kısaldığı için mesela. Gündüz süresi çok fazla. Hemen gece oluyor. Hayatta devam ediyor mesela. Mesela Bodrum'a falan gittiğinizde orada saatler değişmek zorunda kalıyor değil mi? İşte bu problem oradan çıkıyor. Çok düzensiz bir hayat bizi uykusuzluğa doğru getiriyor. Ben mesela uykusuzluğa kesinlikle dayanamıyorum. Şu beynimin arkasına çok felaket biçimde ağrı giriyor. Yani ben kontrol edemiyorum. Hani uykusuzken ben değilim. Ciddi söylüyorum. Ben uykusuzluğa hiç gelemiyorum. Yani ben 7 saat uyumak zorundayım. Bazen oluyor bu 6 saat falan uyuduğum zaman bile hafta sonları veya 2 haftada bir hafta sonu bütün gün uyuduğum oluyor bazen. Çünkü o uykuyu almalıyım ve dinlenmeliyim. Bu beyin dinlenmeli. O kadar çok çalışmaya dayanamıyor. Einstein'ın beyni değil bu. Einstein uykusuz kalabiliyormuş. Ama ben kalamıyorum. Benim normal standartta bir beynim var. Yani ne fazla ne aşağı belki de düşük. O yüzden de kendimizi, vücut saatimizi iyi tanıyıp belirli bir düzene sokmadıktan sonra olmuyor. Şimdi uykusuzluk çekenlere bir tane de bir problemlerden bir tanesi de hayatta boşlukta hissetmeleri. Kendini bir eksik bir parça hissetmeleri. Mesela aşk konusunda. Bir eksiklik var sevgi, aşk konusunda eksiklik olanların daha çok oluyor bu. Uykusuzluk benim gördüğüm kadarıyla. Mesela yalnız yaşayanların, işte eşini sevmeyenlerin veya bir boşlukta hissedenlerin, tartışanların, anlaşamayanların bu tür uyku problemleri daha çok oluyor. O anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalısınız veya yeni bir hayat kurmalısınız kendinize. Bazı insanlar uykunuzu kaçırıyordur. O insanlardan artık uzak kalmak mı diyeyim? Eğer şeyse bazı insanlar hakikaten insanın uykusunu kaçırır ve düzenini bozar. Hani
Ben çok mecbur kalmadıkça, yani çok şey kalmadıkça o tür insanları hayatımdan çıkartmıyorum ama beni uykusuzluk çektiriyorsa o insanı hayatımdan çıkartmak zorunda hissediyorum artık. Yani bana uykusuzluk çektiriyor yani. Gece rahat kafamı yatamıyorum. Hani bazı insanlar insanı günaha sokar ya, ciddi söylüyorum bu doğrudur yani. Bazı insan eti ağırdır çünkü. Yani kişisel bir yaşantıdan da olabilir. Mesela kardeşinizle anlaşamıyorsunuzdur veya arkadaşınız vardır bir tane sürekli arkanızdan iş çevirir. O sizi rahatsız eder ve artık uyku düzeniniz kalmaz. Bu da çok önemli. Yani sevdiğiniz insanlarla hani vurdum duymaz gibi görünebilirsiniz ama vurdum duymaz olamazsınız. Bu da çok önemli. Hayatınızdaki eksikleri tamamlamaya çalışın. Bu da biraz da maddi durumla alakalı bir durumda olabilir. O yüzden ne yapacağız? Çalışacağız. Sürekli şu andaki dünya şartlarında gerçekten çalışmak zorundayız ve para kazanmak zorundayız. Hani ben çalışmayayım, işte onun sırtından geçineyim, bunun sırtından geçineyim. Bu olay kalktı yani, yapamazsınız bunu. Bu da sizde bir uykusuzluk yapacaktır. Yani biraz da ekonomiyle de alakalı bir şey. Yani bu genel bir ekonomiyle alakalı. Şimdi gelir düzeyimiz, kişi başına düşen gelir düzeyi ne kadar fazla olursa uyku problemimiz de o kadar az olur. O da çok önemli. Yani bunları tek tek üst üste koyduğunuz zaman dönüp dolaşıp mesela uyku olayına geliyoruz. Yoğurda tavsiye edebilirim, ayranda tavsiye edebilirim size, sütte tavsiye edebilirim akşam uyumak için. Ama en büyük tavsiye edebileceğim şey yeterli miktarda sıvı almanız ve sabah erken kalkmak, uykusuz da olsa erken kalkın. Vücudunuzu belirli bir saate alıştırın. Yani ben mesela şu anda izinliyim mesela. Normalde sabah erkenden kalkmam lazım. Bu saatte video çekmemem lazım, değil mi? Ama ben kalktım. Saat 7'de kalktım. Şimdi işe gitsem de gitmesem de benim kalkış saatlerim aynı. 6.30-7 gibi ben kalkıyorum. İşte gündüz vakti. Şu anda sabah güneşi vuruyor bana. Gündüz vakti bu güneşli havadan faydalanacağım. Bunu nasıl değerlendiriyorum? Mesela şu anda video çekiyorum. Spor yapacağım. Birazdan kapatacağım. Spor yapacağım. Egzersizimi yapacağım. İşte günlük rutin işlerimi yapacağım. Hemen kendime çay demleyeceğim. Bitki çayı hazırlayacağım. İşte sabah şekersiz bir bitki çayı yapacağım. Bir ton yeşil çay hazırlarım. İşte öğlen 12'ye kadar o şekilde geçireceğim. Sonra 12'de kahvaltımı yapacağım. Belirli bir standardım var, düzenim var. Ondan sonra akşam yemeği günde 2 öğün yiyorum zaten. Hani kilomu ve şeyimi korumak için sağlığımı. Yani belirli bir düzene girdiğiniz zaman bu duvardaki boşlukları da tamamladığınız zaman sizi uykunuzdan kaçıracak arkadaşları da biraz daha uzaklaştığınız zaman çok rahat olacağınıza eminim. Şunu unutmayın. Kendi sağlığınız her şeyden önemli. Bunu inşallah işte pandemide de gördük bunu. İnşallah bunun bir bilincine herkes varır. En önemli şey sağlık. Önce sağlık. Önce can, sonra canan. Bunu unutmayın. Siz eğer mükemmel veya güçlü olmazsanız diğer insanlara bir faydanız olmaz. Bunu unutmayın. O yüzden kendinizi düşünün, rahatlığınızı düşünün. Akşam ondan sonra bir şey yapmamaya çalışın, iş bırakmamaya çalışın kendinize. Ne yapacaksanız saat 10'dan önce yapmaya çalışın. İşte 11-12 gibi uyumaya çalışın. Ve uyku saatinizi belirli olsun. Hani genç çocuklara diyorlar saat 9'da uyuyun gibilerinden. Onun gibi bir düzene mutlaka sokun. Vücut saatinizi ayarlamanız gerekiyor. Lütfen ilaç kullanmayın. Bu düzeninizi bir ayarlayın. Ve gündüz vakti kendinizi yormaya çalışın. Sadece zihin olarak değil, beden olarak da yormaya çalışın. Egzersiz yapın, yürüyüşler yapın, ev işi yapın. Oraya burayı silin. Eve temizlikçi tutacağınıza kendiniz yapın. Veya bir işlerle uğraşın. Bir hobi edinin. Gerçi bu ülkemizde hobi edinmek hemen maddiyatsızlıktan hemen işe çevriliyor. İşte yemek yapmak hobisi oluyor, yemek satmaya başlıyor. Bu tür işler oluyor. Keşke olmasa da herkes hobisini gerçekten şey yapsa, hani herkesi ücretsiz de alsa veya yapsa bir şeyleri de alsa çok daha iyi olur ama yapacak bu elimizdeki imkanlar bu. Kendinize iyi bakın diyorum. Kendinizi sevin. Yatırımı kendinize yapın diyorum.
daha mutlu olacaksınız, daha sevecen olacaksınız. Siz uykunuzu aldığınızda sinirli olmayacaksınız, daha güler yüzlü olacaksınız. Unutmayın, siz güler yüzlü olduğunuz zaman çevrenizdeki insanlar da size karşı duyarlı ve güler yüzlü olacak. Hayatınız daha da güzel olacak. Hep beraber güzelleşeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.